kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sürekli olarak sipariş aldığım sade katmer ve haşhaşlı katmer tarifimle geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 6 bardak un, 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra göz kararı olacak şekilde biraz ılık su ekledim. Tuz ile suyu karıştırdıktan sonra azar azar undan alarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar eklemeye özen gösterin. Toplamda iki buçuk bardak kadar su kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında güzelce yoğurduktan sonra masaya biraz un um serpeceğim daha sonra masada da bir 5-6 dakika kadar hamurumu yoğuracağım Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. hamuru yoğurma kabında birkaç dakika kadar yoğurduktan sonra tezgahama biraz un serpiyorum. Daha sonra hamuru tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamuru videoda görüldüğü gibi yırta yırta yoğuruyorum. Hamuru daha sonra toparlıyorum. Toparladıktan sonra yarım saat kadar dinlendireceğim. Üzerini mutfak beziyle veya bir poşet ile kapatabilirsiniz. Yarım saat kadar dinlendirdiğim hamurumu tezgaha alıyorum. Daha sonra göz kararı olacak şekilde mandalinadan biraz daha büyük bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerinizin büyüklüğünü tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Benim tavam 36 santimlik bir tavadır. O tavaya göre ayarlıyorum. bezelerimi hazırladıktan sonra üzerine bir poşetle kapatıyorum ilk hazırlamış olduğum bezeden başlayarak hamurumu açma işlemine başlıyorum bezeler poşetin altında bekliyor hemen bir tanesini alıyorum sizlere yakından göstereyim dokusunu gerçekten çok güzel bir hamur oldu ben beze açarken biraz hızlı açıyorum. Eğer çok yavaş açıyorsanız poşet yerine üzerine bir mutfak beziyle kapatabilirsiniz. Çünkü poşet serdiğiniz zaman hamur kendini biraz daha fazla salıyor. İlk olarak hamurumu merdane yardımı ile servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Daha sonra oklava ile açma işlemine devam edeceğim. Birkaç taneyi merdane ile büyüttükten sonra oklava yardımı ile büyüteceğim. İlk defa deneyenler için hamuru o kadar çok aşırı büyütmenize gerek yok. Servis tabağından biraz daha büyük olması yeterli olacaktır. Ama ben sürekli olarak yaptığım için hamurumu biraz daha fazla açıyorum. Ee, eğer ilk defa yapıyorsanız servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açın daha sonra yaptığım işlemleri yaptıktan sonra buzdolabında 10 dakika kadar bekletin daha sonra hamurunuzu tavanızın büyüklüğüne göre açtıktan sonra pişirme işlemini yapabilirsiniz gerçekten çok güzel oluyor daha önce de birçok katmer tarifi paylaşmıştım Dilerseniz o katmer tariflerime de göz atabilirsiniz bezelerin bir kısmını merdane ile büyüttükten sonra oklava ile açıyorum yufkadan biraz daha küçük olacak şekilde açtıktan sonra e, ısıtmış olduğum tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim bu arada 200 gram tereyağı veya 200 gram margarin kullanabilirsiniz ben genelde sipariş verenin isteği üzerine tereyağlı veya margarinle yapıyorum Yağı her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Katlarken kenar kısımlarından biraz çekiştiriyorum. Bu şekilde bütün katları tam olacak. Hemen üzerine diğer katı da katladıktan sonra tekrardan tereyağı sürüyorum. Tekrardan yağı sürdükten sonra elimle her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. İsterseniz fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. Yağı sürdükten sonra videoda görüldüğü gibi 3'e katlıyorum. İsterseniz 4'e de katlayabilirsiniz. Bu şekilde katlarını daha çok elde edebilirsiniz. Katı yağ içerisinde donduktan sonra merdane yardımıyla tavanızın büyüklüğüne göre açabilirsiniz. Hemen bir tane daha yufkayı açtım. Daha sonra içerisine haşhaş sürüyorum. Haşhaşın malzemelerini videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Ben haşhaşı tatlı olarak hazırladım. Dilerseniz sadece haşhaşı sıvı yağ ile sulandırarak o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Haşhaşı her yerine gelecek şekilde güzelce sürdükten sonra katmer şeklinde katlıyorum. Kenar kısımlarından tekrardan çekiştiriyorum. Daha sonra üzerine çok az tekrardan haşhaş sürüyorum. Tekrardan katladım. Kenar kısımlarını birleştirdim. Bol bol haşhaş sürüyorum. Haşhaşım biraz daha sıvı kıvamda. Normalde bükme yaptığım zaman veya çörek yaptığım zaman bir tık daha koyu hazırlıyorum katmer yaparken biraz daha sıvı olması sizler için çok daha rahat olacaktır. Daha sonra elimle büyütüyorum. Haşhaş kullandığımızı hemen büyüttükten sonra pişirebilirsiniz. Katı yağ eklediğimizin katı yağı tamamen donması gerekiyor. Katmeri elimle tavamın büyüklüğüne göre ayarladıktan sonra tavamı ısıtıyorum. Daha sonra hazırladığım katmeri tavamın içerisine yerleştiriyorum. Bu arada kullandığım tavam 36 santimlik bir tavadır. Oldukça büyük bir tavadır. Tavayı çok az ısıttıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar yağ karışımından ekliyorum. İçerisine kullandığım yağı dışında da kullanıyorum. Üzerine de bir yemek kaşığı kadar kullandım. Altını üstünü kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Orta ateşte pişiriyorum. Altını kontrol ettikten sonra çeviriyorum. Bir kere de çevirirseniz sizler için çok daha güzel olacaktır. Yani tekrar tekrar çevirmeyin. Altını kontrol edin. Eğer piştiyse çevirin haşhaşlıyı ben tereyağlıya göre daha da kızartıyorum hemen videoda görüldüğü gibi güzel bir şekilde kızarttım gerçekten mükemmel oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim haşhaşlıyı kenara aldıktan sonra hemen sizler için bir tane de tereyağlı pişiriyorum tavanın altını temizledikten sonra bir yemek kaşığı kadar yağ karışımından sürdüm daha sonra katmerimi tavama yerleştirdim üzerine bir yemek kaşığı kadar yağ sürüyorum. Altına üstüne bir yemek kaşığı kadar yağ sürmeniz yeterli olacaktır. Zaten içerisi oldukça yağlı. Bazen bazı arkadaşlarım diğer katmer videolarımda neden üstünde yağlıyorsunuz yağlamanıza gerek yok diyorlar ama o zaman dışı çıtır içi yumuşak ve tel tel olmuyor yağlamanızı tavsiye ederim o şekilde çok daha güzel oluyor katmerin hası bu arkadaşlar Katmerimi bu şekilde pişirdikten sonra hemen diğer yüzünü de çevirdim. Bu şekilde pişmesi yeterli olacaktır. Hemen katmeri kenara alıyorum. Sizler için sunuma geçiyorum. Gerçekten mükemmel katmerlerimiz oldu. Hemen sizlere yakından göstereyim. Haş gösterdikten sonra sade olanı da göstereyim. Sade olanını çok daha katlarını güzel anlayabilirsiniz. İkisi de aynı şekilde tel tel ve kat kat oldular. Sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim çünkü videonun sonuna gelmek üzereyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte Başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun.